1937-38'in öncesinden onlarca raporla başlayan, bu raporların sonucunda hareket ve Çivanbaşı'nın deşilmesiyle sonuçlandırdıkları, 1937'den beri hareketin ana temelini oluşturdukları bir çalışma ve bunun üzerinde de Türkiye'deki tenkil ve tehdit hareketinin temizleme, süpürme, yok etme hareketiyle sonuçlandırmak istiyorlardı. Toplam bir asimilasyona hizmet ediyor. Sadece insanlarımızın katlederek bunların doğasındaki toplum ve kültüründeki yaşamından ziyade daha sonrasında sürgünlerle özellikle evlatlık verilen kız çocuğu ve subaylara, kız çocuklarının evlatlık verilerek bunlar üzerindeki asimilasyonu ve köklü değişimlere ileriye götürdüler. Bu şu anlam çıkartıyor birlikte, sadece insanları katletmekle değil, aynı zamanda bir dahaki süreçte bu insanların soyunun, kültürünün, dilinin ve inancının, ana dilinin konuşulmaması üzerine kültürel bir soykırımda yaşanmıştı. Buna hizmet eden bir yaklaşımla aslında bu vahşetin sadece insanlar üzerine değil, dilimiz, kültürümüz, inancımız, tarihimiz ve doğamız üzerinde yürütüldüğünün topyekün sistemli bir hareket olduğu çok net, açık bir şekilde ortaya çıkıyor. 85 yıl geçti aradan. O zamandan bu yana bu yara devam ediyor. Yani bu travmalarıyla, psikolojik yaşantıda yarattığı sıkıntılarla, güncel yaşam içerisinde birçok yaşattığı sıkıntılarla devam ediyor. Çeşitli gerekçelerle burada katliamı başlattılar. Bunlardan biri neydi? İşte bu bölge, bu coğrafya, bu topraklar vergi ödemiyor. Diğeri işte askere gelmiyorlar veya diğeri kılık kıyafet meselesi ve buradaki insanlar cahil ama aynı zamanda şaki, eşkıya, çetebaşı olarak görülüyor ve buraya yıllardır Osmanlı döneminden itibaren hep çiban olarak görülen bölgeyi temizlemek gerektiği üzerine başlatılan ama böyle yapay gerekçeler sunulan bir planla başladılar. Ama asıl gerekçe sizin de bildiğiniz gibi belgelere de yansıyan şeyler de ortaya çıkmıştır. Biri burayı Türkleştirmek, burada Kırmançki toplum yaşıyor, burayı Türkleştirmek gerekiyor. İnönü raporlarında da var, aynı zamanda Bakanlar Kurulu raporunda da var. Askeri Hareket Kanunu raporlarında da açıkça ortaya konmuş ama diğeri inanç olarak Alevi inancı var ve buranın sunileştirilmesi gerekiyor. Tek dil, tek devlet, tek millet, tek inanç anlayışıyla hareket ediliyor ve o dönem genç cumhuriyetin biraz daha işte Türk milletini tekleştirme, Türk egemenliğini egemen hale getirme çabası içerisinde Dersim katliamı da başlamış oluyor. Asıl özü bunun üzerine kurulu bir katliam ve yıllardır aynı acıyı, aynı üzüntüyü yaşamaya devam ediyoruz. Elbaşı ne diyare, mezela seyreye.